Herkese merhaba, mutlu bir pazar diliyorum. Ben bugün pazar keyfi yapacağım ve altımda böyle bir R1250 GS'in rally paketi var. Size de tekrar merhaba diyorum. Ben bugün biraz keyifli bir yol yapacağım. Şuradan kendimi de göstereyim camdan. Ofisi kapattık. Scooter'ımızı önünde bıraktık. Gitmeden önce şuradan bize destek olmak için abone olursanız çok sevinirim. Şimdi bugün ne yapacağım? Ufak tefek bir anlatayım. Bilenler için Akmeşe tarafına süreceğim. Hem böyle dağlık, ormanlık bir yerden gideceğiz. Oraya gitmek için buradan çıkmam lazım. Evet, şuradan gideyim. Ne yapacağım Akmeşe'de? Bugün bizimkiler benden habersiz bir kahvaltıya kaçmışlar. Bana söylememişler. Bizimkiler dediğim annemle babam arkadaşlar. Karı koca kaçmışlar kahvaltı yapmaya. Ben de bugün dedim ki beleş kahvaltı mı var yoksa hemen yapıştırayım. Yolum birazcık var. Onlar söylemişler yiyorlar büyük bir ihtimalle. Çok da güzel bir yer, paylaşırım gideceğim yere. İzmit'teyseniz mutlaka tavsiye ederim. Akmeşe yolundan gidiyorsunuz. Ondan sonra başka yerlere geçiyorsunuz. Göreceğiz oraları. Şişehir içi trafiğinden bir çıkalım. Tekrar konuşacağız, tamam. Evet, böyle bildiğiniz üzere Adapazarı istikametiyle gidiyoruz. Ara ara sıra kamerayı kapatıyorum çünkü şarjının tam yetmesini istiyorum. Oradaki böyle ormanlık yolları biraz size göstermek istiyorum. Motor kullanıyorsanız o taraftaki bir rotayla böyle hem sürüp hem yemeğinizi yiyip hem kahvaltınızı edebileceğiniz bir rotaya gidiyoruz şu anda. Böyle gördüğünüz üzere Kocaeli'den Adapazarı istikametine doğru gidiyoruz arkadaşlar. Aynı benim iş yerime gidiyormuşum gibi gidiyorum. Hava da çok güzel be çiçek, 28 derece. Altımdaki maşallah kocaman. CS'e bayağıdır binmiyordum ya. Herhalde bir 2 ay olmuştur CS'e binmeyeli. Bu tarafın trafiği pazar günleri biraz yoğun olur. Neden mi? Çünkü Sapanca tarafı böyle kahvaltı, gezme, tozma, yeşillik. İnsanlar böyle görmek istiyor, dolaşmak istiyor. Bir pazar günleri var. O yüzden biraz yollar kalıyor. Evet, Özlü'ye gelmeden hemen buradan Adapazarı yolundan Akmeşe Kazımpaşa üzerinden çıkıyoruz. Bak tabelayı görüyor musun baba? Akmeşe Kazımpaşa. Hoppa, ulan tabelaya bakarken size tabelayı göstereceğim diye virajı kaçıracaktım az da. Onu tabeladan toplardınız Motopark Tolga'yı. Hop, yol çok tatlı ama asfalt böyle bir isterdim ki Şile'nin asfaltı gibi güzel asfalt olsun. Burada asfalt biraz kaygan arkadaşlar, öyle yol çok tatlı ama çok sert viraj yaparken biraz dikkat edin. Benim iş yerime soldan gidiyoruz. Burası sağdan dönüyorsun. Buradan artık Akmeşe tabelasını takip edeceğiz. Yani düz gideceğiz. Buradan tekrar İzmit'e bağlanıyoruz. Biz yapıştıracağız. İşte buradan sonra güzel yollar başlıyor. Yaklaşık şehirden böyle bir 10-15 kilometre çıktıktan sonra İzmit'te çok güzel yerler var gezilecek. Ara sıra böyle kendinize rotalar oluşturup gezebilirsiniz, gazlayabilirsiniz. Tabii altınızdaki motor nedir onu bilemiyorum. Ben bulduğum, bindiğim motora göre bir yol çıkartıyorum. Mesela CS'e uygun, ormanlık, arazi, azıcık patikalı yollar. Ara sıra gazlayabileceğim. Bugün yarış motoru denk getirseydim, o da bana çıkardım. Ya şu GS'in quick shifter'ını sevemedim kardeşim ya. Bak, yollar başladı abi. Böyle sağ solun yeşillik. Birazdan daha da güzel bölümlere geleceğiz. Uçan halı ya, şuna bakar mısın? Allah'ım konforu ne kadar da güzel. 6000 devir, 170 km. Sanki 110 ile 120 ile gidiyorum şu anda. Burada bazı bölümlerde yola dikkat edin arkadaşlar. Bu tarafın böyle hanzosu çok olur. Yani senin geldiğini göre göre karşıdan araba sollamaya falan çalışır. Ben şimdiden uyarayım. Rotada böyle insanlarla karşılaşmanız mümkün. Adama baksın, selektör atıyorum. Hadi bu şimdi beni yeni gördü. Bu da iyi. Ama böyle göre göre çıkanlar var arkadaşlar. Onlara dikkat edin. Onun dışında bir sıkıntı yok. Bir de mesela böyle yollarda gidiyorken sağa sola iyice tarayın gözlerinizde. Yani en ufak aralıktan bir şey atlama, bir şey çıkma. Araba çıkar, kedi çıkar, köpek çıkar. Bazı bölgelerde köylerin içinden geçeceğiz. Akmeşe köyünün falan içinden geçeceğiz. Oralarda yavaş dikkat edeceğiz.
Dün de bu rotaya geldim işin açığı. Dün de Kazımpaşa'ya köfte yemeye gittik arkadaşlarla. Hatta Instagram'dan paylaşmıştım. Onu belki hatırlayanlar olur. Emre ile geldik. Bugün oranın tam dönen yotasında. Yani buradan Akalpazar'a da gidebiliyorsunuz aslında. Baksana yolun güzelliğine. Ben şimdi şurada bir dörtlülerimi yakıp diğer kameramı da kayda sokmak istiyorum aslında. Burada güzel yollar var. Yes, 360'ı da soktuk devreye. Evet, ne tarafa gideceğiniz hakkında bilginiz var mı? Düz devam edeceksiniz. Ben geçebilir miyim şöyle? Teşekkür ederim. Bak abi, kuyu şıdırı çekerken hem zoom hem de atıyormuş gibi. Şu kuyu şıdırına alışamadım Jason ya. Her motora bir Aprilia kuyu şıdırı nasip et ya Rabbim. O kadar güzellik unutamıyorum. Ben böyle yolları çok seviyorum ya. Bak, sağın solun yeşillik ve havada güneş de varsa böyle, bak yolda gölge var, aralarda güneşler var böyle. Çok tatlı bir görüntü oluşuyor. Keyifli oluyor. Bana biraz böyle yeşillik galiba enerji veriyor. Şehrin kaosunu ne kadar çok sevsem de ara sıra yeşilliğe gitmek istiyor insan ya. Bak böyle buralarda böyle güzel güzel siteler de var etrafta, sağda solda. Parası olan abiler bu taraflarda çok güzel evleri var. Gelirler böyle hafta sonu burada, hop kaçamak. İşte efendime söyleyeyim, eğlence, ailesine vakit ayırma. Yeşilin içinde. Böyle çok güzel evler var bu aralarda. Yatırımlık yapmayı düşünüyorsanız güzel bir yer. Hatta buradan otoban falan geçecek dendi. Yine o yapılan otoban buradan geçecek dendi. Değerlendirebilirsiniz belki yatırım yapmayı düşünen arkadaşlar. Yatırımsız hayat dönmüyor arkadaşlar. Yatırım yapmak durumundasınız. 3-5 ne varsa. Şimdi sen tahminimce onu geçmek için çok boşluk arayacaksın. Yürü yürü hadi, ben bekliyorum seni. Hop. Ben de seni şöyle güzel bir boşlukta geçebilirsem benim için de güzel olur diye düşünüyorum. Yoluma biraz daha seri devam edebilirim. Yes. Yürü bakalım Ceyiz'cim. Kara Abdülbaki'ye gelmiş bulunmaktayız. Bundan sonraki galiba Akmeşe'ydi. Akmeşe'nin köyünden geçip, hiç böyle eskiden köyde möyde vakit geçireniniz var mı arada? Aa, ben çok geçirdim zamanında. Hem de nerede? Afyon. Afyon'da Bolvedin köyünde. Anneannem oralıydı. Ne giderdik küçükken be. Ey yavrum ey. Varsa oradan beni izleyen arkadaş, bak mesela dikkatli olmanız gereken hususlar, bakmadan çıkıyorlar. Oradan bizi izleyenler varsa selam olsun, yazsın altına. İşte bu GS'indi arkadaşlar. Ötekinin lastikli, 40. yılın lastikleri Michelin'di. Ama bu rally paketin Bridgestone lastikleri. Bunlar neye göre geliyor hiçbir fikrim yok. Yani bu Bridgestone'ları ısıtabilmem için var ya, çok uğraşmam gerekiyor yani. Fren at, viraja gir. Bak burası otoban arkadaşlar. Üzerinden geçiyorsunuz. Adapazarı'na gidiyor. Burada kum vardı dün. Evet bak, hatırlıyorum. Hop, kum varmış. Böyle ufak ufak kendine eğlendirebileceğin bir rota işte sana. Al. Yaz bir tarafa. Hop, kıça bak nasıl kayıyor. Neyse artık kıçım mışım kayarsa Ceyiz'cim sana güveniyorum. O traction'ı mı sokarsın devreye? Ne yaparsın bilmem. Beni tut da. Yani her şeyi ben düşünemem ki kardeşim. Bu kadar para verdik. Azıcık da sen yardım et bana sürerken. Bak bak. Nasıl geziyor bak. Hoppa. Hani bilmiyorum, görebiliyor musunuz Gizon'daki tatlı gezmeyi de. Ama şöyle bir şey var. Bu ön takım o kadar başarılı ki bunu size minimum hissettiriyor ya. Çok yani gerçekten telafi kapatan bir motor GS yani, kim ne derse desin. Yormuyor abi sürücüsünü. Dit dit dit. Baksana 3'teyim, kafa kaldırıyor bak. Bak şimdi bak. Gidona bak. Bak. Ön kaldırıyorum ya. Hop hop hop, araba geliyor. Görmüyorum önümü. Bir ayağa kalkayım bakayım. Ayaktan daha rahat görebiliyorum. Yürü Tolga. Allah 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 Allah. Kahvaltı kaçıyor. Beleş kahvaltı buldum, giderim. Kullanmayacağım ya seni quick shifter. Eskiden quick shifter mi vardı? Vur debriyaja, vur debriyaja. Burada
da sağ vardı galiba böyle biz aşağıya doğru. Hop, unutmayayım, şu ağaçtan tanıyorum orayı. Evet. Evet, işte burada bir yol ayrımına geliyoruz arkadaşlar. Buraya iyi bakın. Çünkü buradan düz devam ederseniz artık Adapazarı, Serdivan, Kazımpaşa falan. İşte ben buradan şu an ne tarafa döneceğim? Akmeşe tarafına döneceğim. Dit dit dit, Serdivan, Adapazarı görüyorsunuz, okuyorsunuz. Buradan giderseniz, dün buradan gittik. Şimdi bugün şu dağı aşacağız. Onun arkasında kahvaltı bizi bekliyor. Boş. Ben de hoppa. Sola tatlı bir virajım var. Böyle İzmit'te bildiğiniz güzel viraj yapabilecek yollar varsa arkadaşlar lütfen aşağıya yazın. Bazen böyle Şile'ye kadar gitmek istemiyorum. Çıkıp böyle biraz motor kullanmak istiyorum. Fakat böyle güzel asfaltlı yol getirmek denk biraz bazen zor oluyor. Özellikle İzmit'te. Evet, lastiklerim var ya, gerçekten anca yeni yeni ısındığını hissediyorum ya. Kaç kilometre oldu. Gazlıyorum ısın diye. Şu egzozun da patlaması beni orgazm ediyor gerçekten. Kudurtuyor beni. Mesela alt devirleri falan güzel yani ya. Şey yapmıyor motor. Viraj çıkışında düşük devir kaldığınız zaman diyemiyor ki tık 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 gitmem falan. Oradan tutuyor, kaldırıyor, götürüyor makineyi. CS'in bu akıcılığını seviyorum aslında. Oy! Viraj, fren at, yatır, devam. Arkadaşlar burası da Akmeşe. Akmeşe köyüne gelmiş bulunmaktayız. Buradan kankim Doğukan vardı, selam olsun. İzler o beni. Onun köyü. Onun köyü de burası. Gidin, gidin abi, niye fren yaptınız öyle? Ya koçum benim be. Bak bak, kimin resmi var burada? Bak, Atatürk. Helal olsun. Atamın resmi var. Bayılıyorum böyle bir yerde görüyorum ya. Şuradan şimdi sağa gireceğiz. Buradan değil, meydandan geçeceğiz. Hop, buradan bir sol yapacağız. Şuradan bir sol yapayım. Hadi buradan gideyim. Biraz camı açmak istiyorum ya. Of, çok da güneş varmış. Burası da Akmeşe'nin meydanı arkadaşlar. Bu köyümüzün, kasabamızın, village'ımızın. Ne derseniz deyin. Bakmayın böyle köy kasaba olduğunu. Burası böyle çok toprak zengini çok var burada. Köy mü diyorum ama ya, görüntü öyle ama bunun bir de arka taraflarına dağıldığınız zaman başlıyor lüks yerler. Buradan gidiyordum ben. Evet. Bak şimdi GS'in var, toz, toprak. Devam et baba. Görüyor musun? Yani hissettirmiyor sana işte. Böyle rotalarda süper sport kullanmak zulüm. Hadi naked. O bile sert geliyor bazen de. Abi siz de bütün taşı toprağa yola mı attınız ya? Düşeceğiz, kayacağız. Eyvallah dayıcım, selam verdin. Hop, boş mu? Boş. Yollar dar, biraz görmesi zor oluyor. Hoppa. Bir tane virajım vardı, kaçırmayayım. Yerlerde de tezek var arkadaşlar. Korkuyorum bazen lastiğimin gelip kaymasından. Bir de onlar var yani. Nelerle savaşıyoruz Allah'ım. Aa, burayı böyle mi yaptılar? Aa bak, otobanın girişi gelmiş buraya. Bayağı, ulan ne kadardır gelmiyorum, görüyor musun? Bak buradan otoban. Ha, demek ki otobandan da gelebiliyorsunuz arkadaşlar. Bir dakika ya, benim kafamı karıştırdınız. Ben nereden gidiyordum? Aktepe. Şurası. Aktepe restorana gidiyoruz biz. Bakayım. Evet, yolum burası benim. Şu sol dönüşten hatırladım traktörün geldiği. Aman aman. Traktör dayı, virajı kaçırma, beni yersin valla. Az kaldı, geliyoruz. Sıkın dişinizi. Evet, bu köprüyü de geçeceğim. Köprü gibi bir şey vardı. Bak 2000 devirden nasıl çekiyor 3. viteste, görüyor musun makine? Tepe başına geldik. Tek tek rota gösteriyorum size. Adımı verin, kıyak yapsın Yılmaz abi size gelirseniz. Tolga Bey'in takipçisiyiz dersiniz, motopark dersiniz, tanımaz da. Tolga Barış'ı söylerseniz. Buradan bir yerden giriyordum ben artık.
Evet, azıcık daha. Heh, şu petrolü geçeceğiz. Ya kaçırdım, burasıydı. Hoppa. Dit 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 dit. Dengeli bir geri vites. Araba geliyor. Şöyle ben azıcık sağa kaçayım. Arkadaşlar zaten eşek gibi yazıyor bak. Aktepe restoran. Yuuu. Geliyorsunuz böyle. Hop. Hop. Bak. Benim şık adam burada. Tabii şimdi ben motor olduğum için Yılmaz abi bana bir şey demez. Ben şöyle bırakırım motorumu gölgeye. Böyle de bir yer. Evet, motorumdan indim. Şimdi size böyle ufak tefek biraz etrafı göstereyim. Şöyle motorumu da göstermek istiyorum ama. Şöyle küheylanı bir size göstereyim. Böyle gölgeye park ettim. Böyle girebiliyorsunuz. Bak abi, burada böyle kışın kar yağdığı zaman yukarıda çıkıp şöminenin orada oturabiliyorsun. Veyahut buradan böyle devam ediyorsun. Bahçe içinde. Arka tarafta böyle ufak bir hayvanlarımızı beslediğimiz yerlerimiz var. Burada böyle kendin pişir kendin ye olayı var. Çardak var. Devam ediyorum. Bu taraf böyle bir olay içindeki çoluk çocuk gelip burada oynatabilirsiniz. Top map oynuyorlar bazen burada. Burada böyle bir yer var. Bizimkiler yukarı çıkmış. Buradan da böyle gösterebilirim size burayı. Ve gayet güzel, keyifli bir yer. Böyle bakın size yeni yeni rotalar gösteriyorum. Lütfen şuradan abone olursanız sevinirim. Devam ediyoruz. Şimdi ben de bileyim. Bir yukarı çıkayım. Bu yukarısı yeni yapılmış. Şöyle bir pıt pıt pıt. Yakaladım şimdi onları bak. Demek bizi çağırmadan kahvaltıya geldiniz he. Sen öyle yemeğine mi geldin? Bakın kaçmışlar, bizi hiç almamış. Hiç çoluk çocuk yok, almışlar kaçmışlar. Ama ben yakaladım. Neyse. Babam, annem, Anji, Kemal abi, bu da böyle aile büyüklerimiz. He? Çay kalmadı, sıcak su içiyoruz. Ben kendime bir şeyler söyledim. Artık burada kapatıyorum. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.